İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 23. oturumu gerçekleşti. Artsakh Devlet Başkanı Sosdoğu Hristiyanları adlı örgütün yetkililerini makamında kabul etti. Artsakh'ın hazineleri Van Kasar. Artsakh İnsan Hakları Savunucusu, farklı platformlarda yapılan tartışmalarda Artsakh'ın sesinin ayrı bir taraf olarak duyulmaması kötü. Dersimliler 1994'te yakılan köylerine dönmek istiyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yezidiler Ulusal Birliği Başkanı Hıdır Hoca'nın reportajı. Halter'de Rafik Arutyunyan Avrupa şampiyonu oldu. Gizli Harita adlı filmin galası Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzlerce şehrinde gerçekleşecek. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 23. oturumu 1 Haziran'da 13 milletvekilinin katılımıyla gerçekleşti. Oturumda sunulan tasarının okunması ve tartışılması gibi gündem konuları ele alındı. Parlamento Başkanı Nelly Arutyunyan 28 Mayıs Genel Kurul oturumunu özetledi. Dış meselelerin tartışılması sırasında Uruguay'ı temsil eden Batı Ermenistan Milletvekili Pablo Taylanyan kültürel programının taslağını sundu. Bu taslak parlamento ve hükümet tarafından tartışıldı. Oturumun sonunda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan da bir konuşmada bulundu. Sonunda milletvekilleri bir sonraki oturumun gündemini kabul etti. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan, SOS Doğu Hristiyanları adlı örgütün yetkililerini 1 Haziran'da makamında kabul etti. Devlet Başkanlığı basın servisine göre örgütün Artsakh'ta uygulayacağı insani yardım programları hakkında özellikle Mardagert'teki Ermeni Apostolik Kilisesi'nin Artsakh Piskoposluğu Gençlik Evi'nin tadilatını tamamen finanse etmeye ve ayrıca kırsal topluluklarda bir dizi sosyoekonomik programı uygulamaya hazır olması konusunda Devlet Başkanı'na bilgi aktarıldı. Artsakh Devlet Başkanı örgütün girişimini memnuniyetle karşılayarak bu tür programların savaş sonrası duruma özgü zorlukların daha hızlı aşılması sürecine büyük katkı sağlayacağını kaydetti. 6. 7. yüzyıllarda inşa edilen Van Kasar Kilisesi, Artsakh'ın Mardagert-Stepanakert yolu üzerinde Van Kasar adlı bir kaya üzerinde yer almaktadır. Antik başkent Tikranakert kiliseye 200 metre uzaklıktadır. Kilisenin kompozisyonu sadece Ermeni mimarisine değil, aynı zamanda tüm Hristiyanlara ait bir çözüme de sahiptir. Van Kasar Kilisesi'nin tüm taşları Ermeni harfleri şeklinde ustaların izlerini taşımaktadır. Tabii ki Azerbaycan işgali sırasında bu ortaçağ karakterini korumak ve restore etmek için hiçbir şey yapılmadı. Ayrıca Van Kasar Kilisesi 1980'lerde tırnak içerisinde Azerbaycan usulü restorasyon sırasında ciddi kayıplara uğradı. Kiliseye giden yol silindirik kulelere dayanan büyük bir kemerli açıklıkla belirgindir. Ve bu sadece bir zamanlar kilise çevresinde ruhani kültürel alana uygun olmayan yapılaşmayı kiliseden ayırmak içindir. Alanda eğlence amaçlı binalar inşa edilmişti. Bunlar son Artsakh Savaşı'nda zarar görüp harabeye döndü. Artsakh İnsan Hakları Savunucusu Geham Stepanyan gazetecilerle gerçekleştirdiği röportajda Avrupa düzeyinde Dağlık Karabağ'dan ve Dağlık Karabağ halkından bahsettiğimizi özellikle belirtmek için bir cesaret eksikliği varsa o zaman bu müzakereler konusunda Artsakh halkı arasında doğal olarak bir güvensizlik doğmaktadır. Artsakh halkı sadece Karabağ'ın etnik bir halkı değil, aynı zamanda Artsakh Cumhuriyeti Devleti'ni kuran bir halktır. O halk ki 1991 yılında devlet kuran, bağımsızlığını ilan eden ve buna katlanan bir halktır. Evet, çatışmaya kapsamlı bir çözüm bulunmasından yanayız ve bu çözüm Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınmasını içermelidir. Farklı zamanlardaki müzakerelerde Ermeni tarafı her zaman kapsamlı çözüm ilkesiyle hareket etti ve bugün bu bizim için kabul edilebilir. Herhangi bir çatışmanın taraflarının müzakerelerde temsil edilmediği gibi vakalar ancak parmakla sayılabilir. Bu çok saçma. Halkının kaderini belirlemek için Artsakh halkının temsilcilerinin müzakerelerde yer aldığı noktaya gelmeliyiz, dedi. Ohal Valiliği'nin Kasım 1997 tarihli raporuna göre Dersim'de 1994'te 183 köy,
823 mezra, 8439 hane boşaltılmış, 41.939 kişi yerinden edilmişti. Köyleri yakılarak bölgenin insansızlaştırılması istendi. İnsanlar o dönemde evsiz yurtsuz kaldı, çok zor bir süreçti. Mercan Vadisi Yarımkaya Köyü Sosyal ve Yardımlaşma Kültür Derneği Başkanı Seyfi Çaresiz, 1994 yılında köy boşaltmaları, dernek çalışmaları ve köye geri dönüş koşulları hakkında şöyle konuştu. Mercan Vadisi Sosyal ve Yardımlaşma Kültür Derneği 2004 yılında İstanbul'da kuruldu. Dernek olarak 5 yıl boyunca Mercan Vadisi'ne insanların alınmadığı bir süreçte İstanbul'dan köylülerimizi getirip çadırlarımızı kurarak kamp yaptık. Mercan Vadisi'ne geri dönüşü özendirmek ve yasakları kaldırmak için Mercan Festivali düzenledik. Dersim'de ciddi çevresel saldırılar var. Kaçak olarak yapılan Mercan HES'in kapatılması ve suyun tekrar vadimize bırakılması için bu yılda festival süresi içerisinde Mercan Festivali yapmayı düşünüyoruz. Herkesin kendi toprağına dönerek üretime katılmalarını istiyoruz. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek bundan sonra madenciliğe, orman yangınlarına ve baraj projelerine karşı birlik içerisinde karşı koyabiliriz. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Ezidiler Birliği Başkanı Hıdır Hacoyan, Rudav muhabiri Peşa ve Bahtiyar'a Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Ezidilerin kültür ve yaşamları hakkında konuştu. Osmanlı döneminde sürgün ile birlikte Ermenistan Cumhuriyeti'ne göç eden Ezidilerin kendi kutsallarını ve geleneklerini günümüze kadar devam ettirdiğini dile getiren Hıdır Hacoyan, Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Ezidi toplumunun nüfusuna dair 2011 yılında yapılan sayımda Ezidilerin nüfusu 35.308 olarak belirlenmiş. Aradan 11 yıl geçti. Ezidi toplumunun ileri gelenleri nüfusumuzun 40.000 olduğuna hemfikirler. Ermenistan Cumhuriyeti bize çok sayıda fırsat tanıyor. Örneğin Ezidiki dilinde gazetemiz, radyomuz var. 60 köy ve kentteki okullarda 12. sınıfa kadar çocuklarımız Ezidi tarihi ve edebiyatı üzerine eğitim görüyorlar, dedi. Ermenistan Cumhuriyeti ile Şengal'daki Ezidilerin ilişkilerine değinen Ermenistan Cumhuriyeti Ezidiler Birliği Başkanı Hıdır Hacoyan, Şengal'daki Ezidiler ile ilişkilerin her geçen gün arttığını ifade etti. Hacoyan, IŞİD döneminde yaşanan katliam sonrası Ermenistan Cumhuriyeti Ezidileri ile Şengal Ezidileri arasındaki köprü güçlendi. Daha önce birbirimize gidiş gelişlerimiz pek yoktu. Elbette ziyaretin restore edilmesiyle birlikte bu gidiş gelişler arttı. Her geçen gün bu ilişki ve bağ güçleniyor vurgusunda bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti halter takımı üyeleri Avrupa Şampiyonası'nda mücadeleye başladı. Avrupa Erkekler ve Kadınlar Halter Şampiyonası bu yıl Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleşiyor. 81 kiloda Karen Markaryan ve aynı kiloda Rafik Arutyunyan Ermenistan Cumhuriyeti erkek takımında yarışan ilk isimler oldu. Rafik Arutyunyan koparmanın ilk yaklaşımında 155 kiloyu kaldıramazken daha sonra 155 kilo ve ardından 160 kilo kaldırdı. Böylece Rafik Arutyunyan Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Sekmede Ermeni halterci 187 kilo ardından 194 kilo kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu. Toplamda Rafik Arutyunyan 354 kilogram sonucuyla Avrupa şampiyonu oldu. Batı Ermenistan, Ermeni sporcuyu tebrik ediyor ve kendisine yeni zaferler diliyor. Ani Ovanesyan'ın Gizli Harita adlı filminin galasının halka açık olarak yayınlanmasına günler kaldı. Film Ermeni hikayesini anlatıyor. Belgesel 5-13 Haziran 2022 tarihleri arasında çoğunlukla Boston, Massachusetts, Juneau ve Alaska'ya kadar yaklaşık 1000 kez beyaz perdede gösterimde olacak. Gizli Harita adlı film izleyiciyi Ermenilerin atalarının ana vatanlarına götürüyor. Soykırımdan kurtulanların Amerika'da doğmuş torununun tesadüfen bir İskoç casusuyla karşılaşması, günümüz Türk devletinin topraklarında maceraya dönüşüyor ve bunun sonucunda gizli bir harita keşfediyorlar. Gizli Harita adlı film 2021'deki 3 Prime Time Emmy ödülü dahil bir düzineden fazla uluslararası ödül kazandı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Varujan Markaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ganche Gurung adlı eseri sunuyoruz. Ganche
karung kançe kani karune garip ne lusirde gund gund arune. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.